23 yaşındaki tıp öğrencisinin yaşam mücadelesi sona erdi. Konya'da koronavirüse yakalanan ve sonrasında immün yetmezliği teşhisi konan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Merve Mercan, 45 gün süren yaşam mücadelesine daha fazla dayanamadı ve hayatını kaybetti. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi 23 yaşındaki Merve Mercan, 45 gün önce koronavirüs testi pozitif çıkınca stajyer doktor olarak görev yaptığı fakülte hastanesinde tedavisine başlandı. Tedavisinden 5 gün sonra da immün yetmezliği teşhisi kondu. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Merve Mercan, bugün sabah saatlerinde doktorların tüm uğraşlarına rağmen yaşamını yitirdi. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Yavuz Selvi, Merve Mercan'ın aldığı yüksek puanlar sebebiyle onur öğrencisi olmaya hak kazandığını ifade etti. Profesör Doktor Selvi şunları söyledi: "Merve'mizi kaybettik. Acımız çok büyük, tarif edilemez. Kelimelerle anlatılamaz. Sağlık camiası çok genç bir insanı kaybetti. Biz Merve'mizi kaybettik. Dönem 6 intern öğrencimizdi. 45 gün önce COVID-19 pozitif olarak hastanemize yatmıştı. Yatışından 5 gün sonra kendisine immün yetmezliği tespit ettik. Bütün tedaviler en ince ayrıntısına kadar basamak basamak uygulandı. Yaklaşık 40 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Bu sabah kendisini kaybettik. Merve'miz çok çalışkan, çok saygın, yüksek puanları nedeniyle onur öğrencisi olmaya hak kazanmıştı. Bu süreçteki en acı kaybımız Merve'miz oldu. Bu süreçte ailesinin çok sabırlı, metanetli ve inançlı olduğunu gördük." Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, genç tıp öğrencisinin yaşamını yitirmesi nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Üzgün olduğunu dile getiren Koca, Twitter hesabından şunları paylaştı: "Tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Merve, mücadelesine ve genç yaşına rağmen COVID-19'a yenik düştü. Annesi gibi sağlık çalışanı olarak aramıza katılacaktı. Kaybettiğimiz her bir can için acımız büyük. Çocuklarımız, gençlerimiz ve büyüklerimiz, lütfen tedbirlere riayet edelim."